Avangar sohbetlerdeki bugünkü konuğumuz hiperrealizmin öncesi olan yani fotoğrafta gerçeklik tekniğini anlatan Mustafa Sekba. Hoş geldiniz. Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Kariyerime Güzel Sanatların Tekstil bölümünü bitirerek başladım ve Vakko'da çalıştım uzun yıllar. Sonra stilist olarak çocuk elbiseleri tasarımı yaptım. 99 yılından beri de hep çocukluk hayalim olan resme geri döndüm. Hiperrealizmin öncüsüsünüz. Bu fikir nasıl çıktı? Ee, i̇ki türlü. Bir, bittiği aşamada algılanabilirliği kolay. Hı hı. Ee, çok çarpıcı. Ee, gerçekten fotoğrafla kıyaslanacak kadar e, el becerisi yüksek bir çalışma. Şüphesiz sanat eserinin %70'i nakkaşlıktır geri kalan %30'u estetik ve fikir tasarım içeriyor ama teknik teknik olarak önce söyleyeyim 1960'larda Amerika'da başladı ve ben de çocukluk gençlik yıllarımda Trabzon'da radar üssü olan bir şehirde Amerikalılarla o zaman onların dergilerini, kitaplarını gördüm ve çok etkilendim. Dolayısıyla bu hiperrealizmin Türkiye'de de olabileceğini Gerçekten inandım lise çağlarında başladım. Uzun zaman alıyor. Çok ince fırça darbeleriyle yapılıyor. Ee, önce tamamını tuval üzerine kurşun kalemle çiziyoruz. Uzun zaman sürüyor bu. Sonra haftalarca hatta aylarca bir tablo üzerine çalışıyoruz. Ee, sonuçta yine resmin temel kuralları içinde yapılıyor ama farkı fırça izlerini görülmeyecek kadar ince çalışmak, ayrıntılarda çok başarılı ve hassas teknik çalışma yapmak, hangi teknikte çalışırsanız, yağlı boya, sulu boya ya da akrilik de olsa, bütün mesele işçilik dediğimiz, eskilerin nakkaşlık dediği, çalışmayı çok uzun sürede ve yavaş yavaş yapmalısınız. Sonra kadraj alış biçimi tamamen fotoğraf mantığına dayalı. Tabii ressamın fotoğraftan farkı ilave edebilmesi, eksiltebilmesi. Dolayısıyla resmin temeli de kurşun kalem olduğuna göre son derece ayrıntılı bir desen çalışması yapılıyor. Sonuçta bakıyorsunuz bir fotoğraf karesi gibi ama boyanın da tadı var. Ee, çok renkli, çok çarpıcı bir çalışma. Bir tabloyu başlayıp bitirmeniz arasında geçen zaman ne kadar? Bir koç burcu olarak sabırsız bir insan olduğum düşünülebilir. Halbuki bu çalışma da çok sabır gerektiriyor. Ben çözümü şöyle buldum. Aklıma gelen, hayalini kurduğum birçok tabloyu aynı anda başlayabiliyorum. Yani inanın 60 tane tabloya aynı anda başladığım, yani arka arkaya başladığım oluyor. Önce başladığım en sona biten de oluyor. O anda birisi sizi daha çok çekiyor. Tüm ayrıntılarıyla önce kurşun kalemle çiziyorum, sıralıyorum onları. Sonra haftalar sonra içimden o anda canım hangisini boyamak istiyorsa ona başlıyorum. Sıkılınca tekrar onu bırakıp yenisini alıyorum daha ilginç bir şey söyleyeyim. Beş yıl bekleyen, hala boyamı sırası bekleyen tablolarım var. Galerinize sergilenecek eserleri hangi kriterlere göre seçiyorsunuz? Galerilerle kriter, oturup aylarca konuşuyoruz. Serginin zamanını, çalışma durumuma göre, yerini, sanat fuarı mı, yoksa bir galeride mi yapacağız? Ona karar verdikten sonra ismini ve konsepti belirlediğimiz zaman konu bütünlüğünü de ona göre seçiyoruz. Bazı resimlerim o sergiye giremeyebiliyor. Konumuzun dışındadır. Mesela ortak bir sergi düşünüyorum. Ege ve Marmara, Ege'nin iki kıyısı hem Yunan hem Türk halkının da ortak yer resmetmek istiyorum. Ama bunu nerede sergileriz? Araya bir İstanbul resmi koyar mıyız? Onu düşüneceğim. Yani genellikle sergi ismi belirliyorum. İsmi belirlemek için uzun uzun düşünüyorum. Resimleri zor beğenir misiniz? Şimdi benim prensibim şu. Bütün ressamlar, amatörler, öğrencilerim dahil sırf resim yaptıklarından dolayı onları beğeniyorum. Fransızların bir atasözü var. meslek Meslektaşımsan ama seni gene de seviyorum diye bir sözleri var. Meslektaşlar meslektaşlarını sevmezler. Ben biraz bu mesleğe geç döndüğüm için bu sözü kıracağım diye düşündüm. Neden böyle yaparlar? Tabii bunun ticari olduğunu düşünüyorum. Biz hoş bir özenti, bir kıskançlık demeyelim de bir gıpta etme var işin aslında. Ee, belki insanın doğasında da var. Ben daha mı iyiyim, o mu daha iyi? Yani bunun dışında şunu anladım ki herkesin resmi ayrı bir enerji veriyor. Bazen bir öğrencimin resmi benden daha hoşuma gittiği oluyor, hoşuma gidiyor. Teknik olarak sorunları var resmin, biliyorsunuz ama... ...onun içindeki o güzel... ...karakter size geçiyor. Hmm. Demek ki resimde... ...çok büyük teknik başarı gerekmiyor. Ona bakan insana sizin... ...hoşuna gitti. Ben resimden anlamıyorum ama... ...bu benim hoşuma gitti. Bir e, röportajında... ...Hıncal abi, Hıncal Uluç benim için... Ben güzelden anlarım, sanattan anlamayabilirim. Ama güzelden anlarım. Mustafa'nın resmi çok güzel. Bayılıyorum seyretmeye. Ama bu sanat mıdır, değil midir? Akademisyenlerin işi. Ama güzel olduğunu biliyorum. Demek ki bir güzellik vereceksiniz başlangıçta. Mutlaka sanatçılar da haklılar. Resmin öğretilebilir temel kuralları var. O kurallara da sadık kalırsanız baş yapıt oluyor o zaman resminiz. Yoksa güzel bir şey yapabilirsiniz de her güzel resim çok büyük bir sanat eseri olmayabilir. Onun için resmin de teknik konuları vardır. Onları da akademik eğitimden geçtiğim için biliyorum ve öğrencilerime öğretmeye çalışıyorum. Hiç akademi okuyayım, okumayan bir örnek vereyim. Abit Güner diye bir ressam var. Natur Mort ressamı. Uzun yıllar yurt dışında resim yapmış onun resimlerinde boya sürüşü, tekniği o kadar güzel ki bir marangoz ustası. Hatta bir tane daha şimdi aklıma geldi. Deniz ressamı Mustafa Günen. Olağanüstü deniz resimleri yapıyor. O da bir marangoz ustası. Ve akademi okumamış. Güzel sanatlar okumamış. Ben ona resimlerine ilk baktığımda ben resimi bırakıyorum. Artık deniz resmi yapmayacağım demiştim. Mustafa Günen'in özellikle girin görün tavsiye ederim. Sonra arkadaş olduk. Aradan yıllar geçti. Ya sen beni geçtin dedi. Bir gün gelip senin yüzünden resmi bırakacağım dediğim arkadaşım bana. Sen beni geçtin dedi. Tabii şaka yapıyor olabilir ya da gerçeği söylese bile ben biliyorum onun ne kadar usta bir deniz ressamı olduğunu. Onun resimleri ayrı bir keyif. Uçsuz bucaksız denizler ve dalgalar yapıyor. Ama işin içine figürü, figür girdiği zaman yani balıkçılar. Ve ben mesela İstanbul'u resmi diyorum ama bir Amerikalı hiperrealist bir sanatçı benim için şöyle diyor. Mustafa İstanbul'u aslında ilk planda bize bir şehir resmi olarak anlatmıyor. O balıkçılarını anlatırken arkada da size İstanbul'u daima hissettiriyor. Onun için onun resimleri farklı. Bu teknik bir konu değil. Yani bir görüş, bir vizyon bu. Direkt İstanbul'u resmetmiyor ama hep İstanbul yapıyor. Bir figür, bir çocuk resmi koyuyor önüne. Arkada siz İstanbul'da yaşıyorsunuz. Bu büyük yönetmen Atıf Yılmaz da güzel sanatlardan gelme bir hatta ressammış başlangıçta. Bir sohbetimizde ondan öğrendim. Ben resimden sinemaya geçtim. Bu kadraj çok önemli. Dolayısıyla yine çok saydığım, sevdiğim arkadaşım Kadir İnanır da der ki film güzel resimlerden bir araya gelen gelen bir senaryodur. Önce güzel resim. Resimlerin yan yana gelişinden film oluşur. Hepsi iç içedir. Yani bu yedi büyük sanattan e, resimle uğraştığım için çok mutluyum. Ben keyifli bir iş yapıyorum. Patronum yok, işçim yok, derdim yok. Ve ekmeğimi bundan kazanıyorum. Bu çok keyifli bir iş. Son olarak eklemek istediğiniz başka şeyler var mı? Bana en çok sorulan, ya benim yaşım geçti, halbuki ben resme geri döndüğüm zaman 50 yaşlarına yaklaşıyordum, 50 yaşına. Ee, profesör arkadaşlarıma sordum, resim olgunluk işidir, yaşlı işidir. Ee, yine iyi bir ressam olabilmek için en az 10 yıl profesyonel olarak ressam gibi düşünüp resim yapmanız gerekiyor. Hatta çok ünlü bir dünya çapında ünlü bir ressam, şimdi ismini hatırlayamadım demiş ki tam resim yapmayı öğreniyorum ama yaşlandım. Demek ki e, ileri yaşlarda buna başlanabiliyor. E, 80 yaşında bir öğrencim var, sergiler açıyor, çok güzel resimler yapıyor. E, çocuklar için çünkü başka ilgi alanları var. Ee, onlar sonra zaten o yetenek bir yerde filizlenecek, ortaya çıkacaktır. Ee, sergi gezilsin lütfen. Sadece elektronik ortamda resmin tüm güzelliğini hissedemiyoruz. Sergilere gitsinler. Başkaları neler yapmış görsünler. O çok önemli. Boyayı, pentür dediğimiz boyayı hissetsinler. Ee, Türk resmine gelince... Bu kadar yapılaşma var ve çok güzel eserler evlere asılıyor artık. Ne mutlu ki resmen çok büyük paralar ödenebiliyor ve çok şanslıyız bu dönemde ressam olduğumuz için. Sorularımızı içtenlikle cevap veren Mustafa Sek bana teşekkür ediyoruz. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.